Hemen şuradan gideyim, quest'i yapayım. Zaten joz 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 büyü atıyorum şu anda. Bir kere daha bakayım da çok korkuncum ya. Evet. Divine Ring'imle korkunç bir combo oldum. Şuradan gidip kanka kazanma görevi yapalım bir tane. Çünkü Kurt, Siora ve Vasco nice. Friendly yapmak istiyorum onları. Friendly oldukları zaman daha iyi anlaşıyoruz. Şuradan gelelim canım. Bir aile hakkında bilgi almak istiyoruz. Geçen bölümde bizim adamımızın aslında asil olduğunu öğrenmiştik biliyorsunuz. Eyvallah Ali Aydar, sağ olasın. Evet, o ailelerden bir tanesini biz de biliriz. Soylu aileleri biz de biliriz. Şimdi gidip başka bir tane madamı sorgulamamız lazım. Ondan sonra ilk iş şu başında soru işaretleri olan adamlar vardı ya, kuru kafa olanlar. Onların yanına bir gideceğim biliyor musunuz? Onlarla bir bodoslama savaşmak istiyorum yani. Ne olduğunu umursamaksızın. Görevi var mı yok mu? Çünkü beni kaç kere karşılaştık orada, gıcık ettiler. Acayip sinirlendirdiler beni. Abi adamlar bizim ağzımızı burnumuzu kırdı ya böyle. Çok basit bir işmiş gibi dövdüler bizi, geçtiler hemen. Hanımefendi yardım edebilirsiniz tabii. Bir sülaleyi sorgulamak istiyorum. Müşterilerimle ilişkim çok kısıtlıdır. Tamamen iş ilişkisidir diyor. Para toplayacak gibi davran. Olmadı. Karizmanı karizmayı kullanmayalım. Biz direkt rüşvet verelim. Çünkü karizma patladığı zaman gerçekten de kötü şeyler olabiliyor. Çok karizmatik bir adamız çünkü. Hepimiz biliyoruz bunu. Acayip karizmatiyiz. Karizmatiklik bizi bitiriyor. Master Ferhat. Abi bu oyunun Türklerle alakalı bir alıp veremediği var. Şu anda artık ben emin oldum buna. Master Ferhat dedi ya. Master Ferhat'ı bul dedi. Gerçekten de Master Ferhat'ı bul dedi. Görevlerde Petrus'a git. Yakınlardaki Expedition kampı bul. Bunun görevinde Master Ferhat'ı bul. Geri kalan görevler 2 gün sonra gel demiş. 17 saat 5 dakika sonra gelmemizi istiyor. Şununla buluş demiş. Evet, hepsi bölgenin dışında artık bu görevlerin. Hepsi bölge dışında görevler. Demek ki bölge dışına çıkacağız yani. Çok da şey yapmayalım böyle, zorlamayalım. Dışarıya çıkalım. Haritadan bağlantımızı kuralım. Oradan işler yapalım. Herhalde buradan çıkacaktık yanlış hatırlamıyorsam. Vuru kafalı görevler için. Ya da buradan değil, yukarıdan da çıkacak olabiliriz. Emin olamadım. Bir gidelim bakalım. Bir gidelim. Yanlış bölgeyse geri geliriz. Krov 383. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Olmayan karizmamızı sorgulamak, evet şey, kullanmak. Olmayan karizmamız mükemmel. Sefa kesinlikle sallanan dişi iyi değildir. Şimdi efendim burada bir şey var. Burada bir şey var. Petrus Village'ına git diyor. Redwood'a git diyor. Village of Petrus. Şuraya bir gidelim bakalım. Vahşi topraklarda karşılaşacağım. O tiplere acımayacağım. Yani o tiplere özellikle bekliyorum. İntikam vakti. Ama hangi bölgede olduklarını hatırlamıyorum. Hangi bölgede olduklarını hatırlarsam ekstra özen göstereceğim onları dövmek için. E'de. Hizmet gibi bu, evet. Ha, bu bölgeye daha önce gelmemişiz. Bu bölgeye daha önce gelmediysek geleceğim. Geleceğim yani, bunu da halledeceğiz ama. Hangisiydi acaba ya? Verdat the Redwood muydu? San Mateus muydu? Deshardet. Deshardet Residence var burada. Burası bizim geldiğimiz yer mi ya? Nivseren. Yo, bizim geldiğimiz yer Nivseren. Region of Hikmet. Ferhat'ın oraya git. Hikmet'in oraya git. Mükemmel. Hikmet'in bölgesinde Ferhat'ın kampını bulmamızı istemişler. Böyle bir Türklük içeren oyun yani. Mustafa selam kardeşim. Eyvallah kardeşim, sağ olasın.
O zaman şu bölgeye gideyim ben bir. Arıyoruz bakalım, bulacağız. İyi yayınlar deyince tekme atmaz ya. Böyle bir şey yapıyorsa çok büyük bir ayıp, ayıp etmiş yani. Gerçekten ayıp etmiş. Bakalım. Burası değildi. Ama burada da bizi döven bir şeyler vardı. Burada da bizi döven bir şeyler vardı. Bir saniye. Buradaki bizi döven şeylere doğru gidebiliriz şu anda bak. Burada bir tane, evet, şurada bir soru işareti vardı. Oraya gittiğimiz zaman ağzımızı, burnumuzu kırmıştı bir şeyler. Hemen oraya doğru gidelim. Onunla bir karşılaşalım. Bakalım onunla karşılaşacak kadar bir cengaver olmuş muyuz? Burada zaten kamplarımız, mamplarımız kurulmuş. Her şeyimiz tas tamam. Daha devam değil mi? Bir sapak atlayıp ondan sonraki sapaktan döneceğiz. Bu arada karşımıza bir şey çıkarsa onu da döveriz. Evet, şuradaki bölge bedava skill. O bölgeyi geçtik. Bedava skill'i kullandık. Ona ihtiyacımız yok. Allah Allah, buradaki hindiler ölü. Ben bazı bölgelerde bazı yaratıkları avladığım zaman tekrar çıkmışlardı. Burada çıkmamışlar. Ne ilginç. Ha, hindiler çıkmıyormuş. Bunlar çıkmış. Hindiler resmen unikmiş ya. Hindiler bunlardan daha unikmiş abi. Bunlar tekrar çıkıyor, hindiler çıkmıyor. Dur bakayım abi, şimdi hepiniz böyle bir toplanın. Ah be, Q niye attım ya? Q atmayacaktım ki. Şöyle yapacaktım. Evet. Ha, saldırdığımız adam açılıyormuş ama öyle bir durum varmış. Şimdi anladım. Evet, saldırdığımız adam açılıyormuş. Demek ki bütün herkesi hareketsiz bırakıp ondan sonra istediğimiz adamlardan başlayarak sağ baştan say diye onları dövecekmişiz. O özelliğin asıl kullanımı buymuş yani. Bütün herkesi hareketsiz bırakır isimli özelliğin. Neyse, bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi şurada bir yerde diyor onun için. Şurada bir yerde mi? Bakayım. Evet, orada bir yerde. Galiba Kazıklı Voyvoda'ydı değil mi oradaki? Şimdi hatırladım. Tabii bak, burada kazıkları da görmeye başladık. Kazıklı Voyvoda'ydı o. Mustafa'cığım hayır. Böyle bir yayın konseptim yok benim. Farklı farklı 5 tane oyun oynayacak. Bir tane oyundan başladığımız zaman biz ondan devam ediyoruz. Oo, sakin ol koca oğlan. O zırhlar kırılacak ve ben seni döveceğim, biliyorsun değil mi? Bu sefer kaçarın yok. Bu sefer kaçarın yok. Ama şu hareketi yaptığın zaman beni yine de ürkütüyorsun. İşte bunun gibi. Şimdi şuradan drink potion'ım kaçtaydı benim? 4'teydi. Hayır, 4'te değilmiş. 0'daymış benim potion'ım. Mana potion'ı çok ciddiye almışım. O vuruşlar var ya, ah beni benden alıyor o vuruşlar. O vuruşlardan bir tanesi üstüme konacak diye çok geriliyorum. Hah bak, bu bile mesela yeterince gerici bir hamle. Vay terbiyesiz, ben yana zıpladım. Hah, manamızı bir daha içtik. Ama şimdi zırhın bitti diye güzel hasar yiyor olman lazım senin. Hiç de öyle güzel hasar yemiyorsun. Oo, bir de kombolar falan yani. Daha canın yarısı gitti. Seni biz indirdiğimiz zaman herhalde 1 milyon experience falan alacağız hocam. Ne dersin?
Hayır, bende mana potion çok. Ben artık alchemist oldum yüksek seviye. Mana potionları ayarlarım yani. Mana potionları çözeriz. Tanıdık var. Bize mana potion çözer. Sıkıntı olmaz. Aa, bu olmaz ama. Bu olmaz. Şimdi olmaz işte. Şuradan. Ha. Canı dolduralım da bir sakatlık olmasın. Dur. You're running out of energy. Yine beni çok düşünür arkadaşlarım. Ah be. Terbiyesiz bir vurduğu zaman var ya ses getiriyor ha. Vallahi ses getiriyor. Bir tane daha tüftüfle vurayım. Hadi az kaldı. Sıkalım dişimizi. Q, Q. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Vallahi güzel tecrübe puanı kazandık gerçekten. Loot'ta da neredeyse hiçbir şey kazanmadık. Bu kadar emek sarf ettikten sonra loot'ta neredeyse hiçbir şey kazanmadık. Ama buradaki soru işareti vardı bir tane. Bedri mi? Bedri diye bir yere gidiyoruz abi. Bedri kazandık bir tane. Vallahi bir tane Bedri kazandık. Bedri nedir hiçbir fikrim yok. Şehir meydanında yaktıkları yaratık türünden galiba anladığım kadarıyla. O yaratıklar bir tür. Yani işte onların büyü atanı var. Öküzüm trak gibi. Orada bir yaratık mı var? Öküzüm trak gibi böyle koşup bize boynuz atan var. Değişik değişik. Bedri bir bölge herhalde. Biz buraya geldik. Bilmiyorum, daha sonra bir görevle mi buraya gelmemiz gerekiyordu aslında. Hep birlikte anlayacağız şimdi. Yaratığı dövebiliyormuşuz. Dövdük o yüzden yani. Bizim böyle kötü bir huyumuz var. Biz yaratık dövebiliyorsak family olarak genelde döveriz o yaratıkları. Gamer Gumball, Global Tilki, Furkan Akça. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Şöyle bir bakarsak vallahi ileride çok hoş olmayan yaratıklar var ama şuradan doğru yaratığa büyü attığımda aslında tam da benim kıvamımda olduğunu anlıyorum yaratığın. Dur bir saniye, dur bir saniye, dur bir saniye, dur bir saniye, dur bir saniye. O öyle olmaz. Şöyle yapalım. Ondan sonra hepinizi birden bir hareketsiz bırakalım. Tamam mı? Dövmek istediklerimizi sıradan dövelim şöyle. Evet. Bir tane dövmek istediğimiz vardı. Onu sıradan dövdük. Sen misin orada? Dayak yiyecek olan. Bir de tüfekle. Şunu içelim hocam. Aman, 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 aman. Aman, aman hocam, aman dedim sana. Adamın asabını bozma şimdi. Evet, biraz güçlüymüşsün. Tamam, ne var yani? Benim tahmin ettiğimden biraz güçlüymüşsün. Bir tane de tüf tüf sana. Bir tane de Q. Bir de Superman yumruğu vuracaktım ki gerek kalmadı galiba. Tamamen konu dışı bir yerlere doğru yardırdım gittim ama biraz böyle konunun dışına çıkmak iyidir ya. Vallahi kardeşim bir videoda iki oyun değil 52 oyun da oynayabilirim. Tabii o ne oynayacağımıza ne yapacağımıza bağlı. Ama şöyle de bir şey var. Yani hani insanlar sıkılırsa diyorsun ya. Doğruya doğru. Tabii insanlar sıkılabilir. Herkesi birden memnun etmek mümkün değil. Ben de bir insanım. Beni de bazen çoğunluğun hoşuna giden şey hoşuma gitmiyor. Memnun olmuyorum. Ama ben size daha önce biliyorsun yıllardır yayıncıyım YouTube'da. Ne videosu çekelim gibi anketler bile yaptım. Mesela anketlerde bazen %80 şunun videosunu çek deyip kazanan oyunun videosu kazanmayandan daha çok izlenirdi. Yani neyin istendiğini bilmek de kolay değil çok fazla. Ama mesela şöyle bir şey söyleyebilirim ki 5 Kasım'dan sonra bence Red Dead Redemption 2 yayını, YouTube videosu,
falan böyle şeyler göreceğiz. Çünkü geçen gün bana bir tane mail geldi Rockstar'dan, GTA 5'in yapımcısı olan firmadan. Red Dead Redemption oyunu asla PC'ye çıkmadı. Her zaman Xbox'ta, konsolda kaldı. Red Dead Redemption 2 oyun çıktıktan bir sene sonra, geçen sene çıkmıştı bu zamanlar, PC'ye çıkacakmış. Büyük bir mutlulukla bunu duyurmuşlar. Aynı zamanda Rockstar kendi game launcher'ını da piyasaya çıkarmış. Game launcher yapmış bir de. O game launcher'ı indirdim. Ve 3-4 gün içinde oyun erken erişimde satılacak, Red Dead Redemption 2. Büyük bir hevesle bekliyorum. Hemen alacağım. Acımayacağım ya. Bak, buna laf söylemeyeceğim. Borderland çıktı, bilmem ne çıktı. Hepsi pahalı. Çok fazla paralar istiyorlar. 300-400 havalarda uçuşuyor. Hepsine ama pahalı, ama pahalı falan dedim. Bu sefer söylemeyeceğim abi. Ben Red Dead Redemption 2 Western oyunu hayalimdi. Western oyunlarına bayılırım. Bir Western oyunu olsa da güzel, oynasak falan derdim devamlı. Red Dead Redemption'daki açık dünya bir Western oyunu daha iyisi olamaz yani beklediğimizin. O yüzden bizim oyunumuz diyebilirim ona. Oynayacağız yani. Tüf 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 tüf. Tüf 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 tüf. Ve bu kadar. Şimdi siz bir durun, tamam mı? Sıfırı bir içelim. Sıfır diyelim. Biraz da seni bombalayalım şimdi. Bir de bunlar galiba bu özelliğin içinden çıktıkları zaman biraz fazla şey yiyorlar, hasar yiyorlar büyülerden. Neredeyse hepsini ben hallettim arkadaşlar. Yani biraz da... Şimdi siz şey yapın. Ha, bunlar büyüden iyi hasar yiyorlar ama bizim adamlar da haklı aslında. Biz bunu dövemiyoruz abi demekte. Büyüden iyi hasar yiyorlar. Şeyden kötü hasar yiyorlar. Baksana zırh. Zırh manyağı. Hadi bir tane Zaduket dönüşü. Abi çok zırhlı bir adamlar. Vallahi büyücü olduğuma çok sevindim bu oyunda. Sanki bilerek, yaratıkların ne olduğunu bilerek klasımızı, görevimizi seçmiş gibi olduk ama. Vallahi kardeşim Red Dead Redemption 2, evet, parasının karşılığını verir. Ya resmen geçen sene bu zamanlar PlayStation 4'ü olan bir arkadaşım bana, ben bu muhabbeti çok uzun süredir yapıyordum. Adam resmen içi ezilmiş, üzülmüş ya. Bana dedi ki abi ben PlayStation 4'ü, Red Dead Redemption 2'yi de satın alıp sana vereceğim, istediğin kadar kalsın oyna dedi. Aldım, oynadım, hatta belki hatırlarsınız o zamanlar videosunu bile çektim. Bir dikiz videosu çektim yani Red Dead Redemption 2'ye, o derece. Ama tabii ne konsolda koldan düzgün oynayamadığım. Sonra PlayStation'dan video çekmek genelde PlayStation'da olmadığı için benim yaptığım bir şey değil. Çok zorladı beni. Falan filan diye. Zaten oynayamadım da yani. 1-2 hafta böyle biraz ara ara oynadım. Sonra dedim ki çocuğa, ya güzelim al dedim. PlayStation'la efendi gibi takıl dedim ya Allah aşkına. Şeyle emanet PlayStation'la oyun mu oynanır dedim. Ben bununla doyamam, hevesimi alamam. Aslan parçası seni, öyle yere yapışıp kalırsın işte. Şimdi PC'ye çıkacak ve alacağım. Etinden sütünden faydalanmayı düşünüyorum Red Dead Redemption'ın. Şöyle bir hemen gidelim. Görevlerimizin olduğu yerler belli dediğim gibi. Ama ben o üzerine kuru kafa olan adamlara bir dayak atmak istiyorum. O yüzden bitmeyen staminamla şöyle bir koşarak haritanın çıkışına gideyim. Haritadan çıkayım, diğer bölgeye geleyim. O kuru kafa familyasını, kuru kafa sülalesini bir bulacağım. Ondan sonra hemen hızlıca göreve devam edeceğiz. Ama önce kuru kafa sülalesini bulmam lazım. Vallahi kardeşim dediğim gibi ben dayanamıyorum ya. Yani belki de izlenmeyecek, belki de beğenilmeyecek. Bazen böyle AAA oyunlar değil de daha çok indie oyunlar. Bazen daha çok beğeniliyor, evet. Ama ne yapayım ben? Ben bir şansı bir deneyeceğim. Siz kardeşlerime inanıyorum. Bence bir beğenirsiniz ya. Bir oynayalım dersiniz. Q Travel diyelim. Bizim olduğumuz yer neresi bilmiyorum ama New Seren değil. New Seren'den çıkar çıkmaz Singing Waters. Bilmem ne kamp. O kamp, bu kamp, şu kamp. Near. Camp near the water. Yes. New Seren'in solundaki yere gidiyorum. Aklımızda bulunsun da hepsini tek tek. Valla kardeşim inanır mısın? Yani klavye, mouse'a karşı Gamepad'den Counter-Strike turnuvasını kazanan insanlar var. Gamepad'den iyi oynayanlar o derece iyi oynuyor ama ben de alışamadığım için oynayamıyorum. Ve oynayamadım da yani. Red Dead Redemption oynarken de çok eziyet çektim yani. Bakalım klavye, mouse'tan çok mu güzel oynayacağız, iyi mi olacak bizim için?
Anlayacağız. Burası orası mı? Vallahi burası orası. O adamlar da şurada bir yerdeydi. Ama ben çok alakasız bir yerden çıktım. Şuradaki kamp yerine gideyim bari. White Gorge yazan yere gidelim kamp yerinde. Travel. Yine burada. White Gorge. Yani evet, konsolcu olmayınca insan alışık olmuyor tabii böyle bir şeye. Garip geliyor. Benim hayatım boyunca hiç konsolum olmadı. Yani hiçbir zaman klavye mouse haricinde bir ekipmanla aktif olarak oyun oynamadım. Ha nedir? Atari salonunda oyun oynadım. Atari salonundaki kol ve düğme mantığına alışığım hani. O tarz bir şey olsa dövüş oyunlarında şov yaparım. Yani öyle oynarım. Ama ben dövüş oyunlarında klavye mouse'tan oynayan, efendim o hayvanlar resmen o kadar düşük level'dır ki bize o yüzden saldırmadım onlara, biliyor musunuz? Ayıp abi derler artık, elindekilerle bize saldırma. Üzgünüm, görevin var senin. Buraya gel. Kaçtın. Geyik maşallah var ya. Oyundaki en atraksiyonlu canlı çıktı. O kadar güzel kaçtı ki bizden. Evet, akil işler. Hep birlikte şöyle bir oyunu ciddi sevleyip intikam savaşı diyelim mi? Bakalım kuru kafalar çıkacak mı üzerinizden? Bir kere üzerinizde kuru kafalar çıkmıyor. Aa, çıkıyor. Hala kuru kafa çıkıyor bunların üzerinde. Kuru kafa çıkıyor da. Kuru kafa çıkıyor da, yani niye kuru kafa çıkıyor? Ben ha, onu anladım. Tüfekli bir tane vurdu, öldürdü. Bu fark etmez. Adamları yine indireceğiz. Yani evet, dediğim gibi alışma alışmama mevzusu bu, ama şimdi benim yapmam gereken şey şuymuş bir kere. Şuradan sizi işaretleyip şöyle bir saydıracağım. Ondan sonra iki deyip boom yapacağız şöyle. Sıfır. İçsene güzel kardeşim. Ha, o da gitti. O da gitti. O da gitti. Evine. Birkaç tane daha indirirsek. Hadi şuna bir tane. Abi benim Q'um dolmuş. Niye bekliyorum ki? İşte bu kadar. Adamlar belki de bize göre güçlüydüler. Hala kuru kafa vardı üzerlerinde. Belki sayıca üstündüler. Bunu uyarmak için kuru kafa vardı. Kuru kafa o canavarın türüne göre daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bence sana göre olan gücü değil. Vallahi kardeşim, olabilir. Belki de dedim ya, kalabalık olmasını gösteriyor. Belki sadece adamların hasarının bana tek atma ihtimali hani içerdiğini falan gösteriyor. Ama her ne gösteriyorsa ağızlarını burunlarını kırdım. Ama her neyse, yani o kuru kafanın sebebi şu anda onu geçmeyi başardık en azından. O yüzden mutluyum. Biz de görevimize doğru gidebiliriz şimdi. Çünkü görevimiz geldikçe, buralara geldiğimizde yaratıklar zaten hani böyle savaştığımız tipler, her seferinde tekrar tekrar canlanıyor. Bir daha onlarla ekstra savaşmanın gereği yok. Kardeşim, Devil May Cry'in ben hemen hemen PC'ye çıkan bütün oyunlarını oynadım. PC'ye çıkmayan birkaç tane oyunu da emülatörden doğru oynadım. Ama konsolum olmadığı için konsolda onu oynamadım. Geçen gün de bu arada en son boss'una falan geldim diye söylüyordum ya size, bir şeyi daha başardım. Dark Souls 3'ü bitirdim. Onunla mesela klavye mouse'la oynadım. Ki konsoldan oynasanız belki daha iyi olur. Çünkü hani gamepad'le oynasanız daha iyi olur. Çünkü klavyeden çok abuk subuk yerlere tuşlar atamak zorunda kalıyorsunuz oyuna. Ama mesela onu ben bir de öyle bir gamepad'le bir şeyle oynamaya çalışsam herhalde ne çileler yaşardım, bilemiyorum. Belki de dünyanın en iyi gamepad kullanan adamına dönüşürdüm. O oyunun zorluğu ve o birleştiği zaman öğretirdi nasıl kullanılacağını. Mesela şu anda Dark Souls 3'te belki YouTube'a bir tane video çekerim. Dark Souls 3 New Game Plus'a geçtim. Za falan diye. Çünkü New Game Plus'ta yeni oyun açtım. Şimdi asıl eğleniyorum ya. Kardeşim, ruh sağlığım bayağı bozuldu ama fena değilim. New Game Plus'a geçtikten sonra Dark Souls'da şu anda çok mutluyum. Çünkü oyun %40 güçleniyor adamların hit pointleri ve hasarları. Ama siz tabi adam gibi farmınızı yapmış, bilmem ne yapmış olduktan sonra yeterince güçlendiğiniz için şu görevimizin konuşmasını hemen yerine getirelim. Ne diyor?
Accept. I want to meet him to offer a peace treaty between his clan and mine. Ha, klanlar arası barış teklifinde bulunuyorlar. Level'ımızı da yapıştırdık bu arada. Klanlar arası barış teklifi bulundu, onu sağlayacağız diye. Şöyle bir şey var, Dark Souls 3'ü nasıl oynanacağını keşfettim. Dark Souls 3'ü nasıl oynanacağını keşfetmek lazım. Yani Dark Souls 3 abartı zor bir oyun değil. Dark Souls 3 zor bir oyun. Ama Dark Souls 3 mantığındaki oyunları zaten ben oynadım daha önce. O yüzden hani asıl zorluğu Dark Souls'un ne yapacağınızı bilmemek. Bölümün içinde 3 tane rest edebileceğiniz yer, efendim 2-3 tane bir yerlere hızlı gitmenizi sağlayacak önden değil arkadan açılan gizli kapı, yolu kısaltan kestirme yollar. Mesela önce bunları yapmak, kaydedilecek yerleri açmanız gerekiyor koşa koşa oyunda. Evet, komik ama Dark Souls'un oynanış mantığı bu. Koşa koşa öle öle bunları yapıyorsunuz. Bütün her yeri açıyorsunuz, kısa yolları bilmem neleri, tamam. Hiçbir yaratığı öldürmek zorunda değilsiniz boss haricinde Dark Souls'da sonuç olarak bölüm geçmek için. Sonra diyorsunuz ki tamam, şimdi bu almam gereken şeyler var. Belli silahlar, belli yüzükler, eşyalar. Onları bir toplayayım. Çünkü onlar lazım bize. Onları topluyorsunuz. Öle öle topluyorsunuz bu arada. Öldüğünüzde sadece ruh kaybediyorsunuz. Yaratık öldürmezseniz de ruh kaybetmiyorsunuz. Çünkü kazanmıyorsunuz da. Ondan sonra diyorsunuz ki şimdi burada bir 5-6 level atlamak lazımdı. Normalde bu adamları öldürseydik bir 5-6 level atlayalım deyip en kolay avlayabileceğiniz yerdeki adamları hızlı hızlı öldürüp rest ediyorsunuz geri gelip. Ya oyunun mantığı bu aslında, biliyor musunuz? Çok komik. Bunun gibi yani belli bir yere gideyim, savaşayım, sonra geri geleyim diye bir şey yok. Oyunda istediğiniz anda save yapamadığınız için bu stilde oynamak zorundasınız. Ben de oyundaki bütün zırhları, bütün silahları, bütün her şeyi açtım. Ha, madem dedim oyunun mantığı buymuş. Dediğim gibi oyun şu anda ekstra bir zevkli yani New Game Plus yaptığınız zaman. Vallahi kardeşim olur. Belki salı günkü yayında Dark Souls 3 oynarız. New Game Plus'la birlikte deliririz. New Game Plus bosslar haricinde... Bir kere bosslar haricinde yaratıkların da savaş mantığını anladığım için Dark Souls'da şu anda o kadar çıldırmam mümkün değil. Tabii ki yaratıklar abuk subuk şeyler yaptığı için sizi her zaman delirtmeyi başarıyor ama... Mesela üzerinden ruhani bir şeyler çıkıp mutasyona uğramış gibi karanlığın mutasyonuna uğrayıp saldıran yaratıklar oyundaki en çok can sıkan yaratıklar. Ben onlara flame'le vurduğunuz zaman 2-3 saniye stun olduklarını... Hareketsiz kaldıklarını ve onları rahat rahat dövebileceğinizi artık bildiğim için yaratıkları tekme tokat dövüyorum. Ya da ne bileyim işte hayvani baltası olan bir tane adam var. Size zıplayıp iki kere vurduğunda sizi öldürüyor ama adamın yavaş atak yaptığı için bloklanabildiğini, perilenebildiğini ve perilendiği zaman da anormal bir hasar yediğini bizden geriye bildiğim için normal yaratıkların savaşları çok sıkıntı değil. Bosslar delirtir işte. Çünkü her boss'u ben 20 kere ölerek geçtim. Anlayana kadar taktiğini. Vallahi Sefacığım deliririz o zaman. Çıldır çıldır yaparız. Hiç bakmadım şuradan ama normalde... Tabii attribute almışım, şunları almamışım. 16. ve 17. level'da gelecekmiş bunlar. Beklesinler biraz. Revandom, hoş geldin kardeşim. Kesinlikle kardeşim. Kesinlikle öyle. Dark Souls 3'te de yani oyun mantığını çözene kadar ben bayağı dedim ki yani bu garip ya, neden dedim bir en ufak hatada bütün emeğimiz çöpe gidiyor bilmem ne oluyor. Sonra emeğin çöpe gitmek zorunda değil, sadece doğru oyun stilini sergilemen lazım. Sardet, ne oldu? Ullan birliği adına seninle konuşmak istiyorum. Şef seninle efendim barış sözleşmesi yapmak istiyor. Tamam, tamam, senin söylediğin şartlarda olacak böyle bir buluşma. Hemen gidip ona söyleyeceğim. Ne yaptı? Bize bir tane şey verdi. Ha, tamam, izin verdi adama. Adama izni verdi, mükemmel. Uzayalım bakalım şuradan. Abi çok garip tipler gerçekten onlar ya. İlginç tipler. Ama Türk isimlerini de onlara yakıştırıyorlar işte maalesef. Hikmet'in şehri. Hemen adam sarıklı. Fikret'in kankası deveye biniyor.
Canım sen neredesin tam olarak ya? Abo sen neredesin? Sen nerede? O kadar uzakta ki adam. O zaman anlaşıldı. Salı günü Dark Souls oynayalım. Eziyet çekelim. Oyunu bir kez bitirmiş olarak NG Plus'ta bütün silahlar, bütün zırhlar açık olarak istediğimiz gibi oynayabiliriz zaten. Aynen öyle. Türk dedikleri zaman adamlara algı bu kadar işte. Yani kapasite bu kadar adamlarda. Türk dediğin anda fesli bilmem neli falan geliyor. Canları sağ olsun. Bence mahsuru yok yani. O da eski İstanbul beyefendilerinin bir kıyafetidir nihayetinde. Major Magic Potion. Amount kaç tane bilmiyorum ama ben craftayım bundan. Şöyle bir tane 7 tane daha yapayım. Ne olur ne olmaz. Yes. Oyuncu kedi hoş geldin kardeşim. Destini beleş zaten kardeşim ya. Destini beleşti bayağıdır. Eklenti paketi falan çıktı. Onları alırsan eğer para ödeyebiliyorsun. Yeni bir şeyleri var. Onlar paralı. Ne oldu Demirciğim? Niye en yakından yaşıyorsun? Yurt dışında mı ikamet ediyorsun? Yavrum o mavi şeyi al diye üzerinden doğru geçtim onun bak. Küçük ayak oyunları yapıyoruz. Ne oluyor be? Ne oluyor? Yine pislik çıktı. Lütfen bana yardım edin. Bu iş seni ilgilendirmiyor. Geç buradan. Merhametiniz olsun. Beni öldürecekler. Ben sadece bu şehirle ticaret yapmak isteyen tüccarım. Şimdi karizma konuşturmayı çalışalım. Karizma konuşması zaten sabah çıkacak. %75 ihtimal var. Zavallı bir tüccara saldıracak kadar ezik olduğunu bilmezdim ben bu adadaki savaşçıların. Karizma tuttu. Ne söylemeye çalışıyorsun ya? Niye bize hakaret ediyorsun? Böyle davranarak siz kendinize hakaret ediyorsunuz. Silahsız adama saldırıyorsunuz. Sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Bunun neresi onurlu? O bir hain. Cezalandırılmayı hak ediyor. Evet ama haklısın. O bir savaşçı değil. Resmen bizim ona saldırmamıza değmiyor. Sen mallarını satamayınca asıl cezalandırmayla karşılaşacaksın. Askerler girmeme izin vermiyor. Beni dışarıda bıraktılar. Hikmet'in topraklarına girmen için izin olan kağıdı sana getirdim. Teşekkür ederim. Teşekkür edersin tabii. Tabii ki teşekkür edeceksin bana. Teşekkür et bana. Demirciye anladım. Yani evet. Bu söylediğin doğru. Hele de yakın milletler birbirlerine böyle garip, bilinçsiz, cahil, boş şeyler, duygular besliyorlar. Mesela Yunanlılarla Türklerin birbirine düşman olması gibi. Yunanlılarla Türkler niye birbirine düşman olsun? 100 yıl önce yapılan Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar da başka insanların gazıyla birlikte cahil bir şekilde gaza gelip Türkiye'ye saldırmışlar. Ondan öncesine döndüğünüz zaman zor bir düşmanlık bulursunuz arada. Sınır topraklarında gazlanmışlar resmen azınlık. Türkiye'ye saldırmışlar. Kurtuluş Savaşı'nda ne olmuş? Dayağı yemişler, bir güzel kendi ülkelerine geri dönmüşler. Şimdi biz niye düşman olalım adamlara? Adamları dövmüşüz, atmışız zaten topraklarımızdan. Düşman olmamıza gerek yok. Adamlar niye bize düşman olsun? Saldırdıkları ülke topraklarından kovulmuşlar. Saygı duymaları lazım sadece. Zaten sorun şu ki Yunanistan'la Türkiye'de birbirine düşman değil. Ama hükümetler birbirine diş biliyor. Halklar değil zaten. Aynı şekilde hükümetler birbirine diş bilerken bazı cahil halklar gerçekten de şey yapıyorlar ya. Gaza geliyorlar. Bu hükümetlerin olayını kendine taşıyarak işte Türklere düşmanlık yapıyor. Neden? Neden olanlar hiçbir fikri yok. Çünkü cahil. Hayattaki en tehlikeli adam. Cahil olan adam. Herhalde bir insanın en büyük aydınlanma yaşadığı an kendine söylenen her şeye körü körüne inanmak yerine bir sağa sola bakıp 3. 5. kaynakları inceleyip biraz araştırıp doğrunun ne olduğunu anlamaya başladığı an aydınlanıyor. Bunu yapmıyorsa, tek bir kişinin sözüyle hareket ediyorsa kusura bakmayın ama o adamın normal bildiğiniz evcil hayvandan farkı kalmaz. Çünkü evcil hayvanlarımız da böyle biliyorsunuz.
Mesela atına bineceksin. Islık çaldığın zaman şöyle Red Kit gibi diye çağırdığın zaman at hiç dönüp de üçüncü bir kişiye hocam bu ıslık çalıyor. Ne iş? Gitsem mi acaba ya? Diye sorar mı? Sormaz. Hemen gelir. Yunanlılara özümü öğretti, evet. Hikmetçim, biraz önce bu görevin burada olduğunu fark etseydim ben gelmez miydim ya? Bana niye öyle kötü muamele ediyorsun? Şurada soru işareti var. Soru işaretinin görev olma ihtimali var mı acaba ya? Bir girelim gidelim bakalım ya. Belki görev çıkar. Merak ettim de bu surların içindeymiş soru işareti. Yani evet, o da ön yargılı davranmak. Mesela yani yurt dışına bir zamanlar işçi sınıfından giden insanlar vardı. Krov, her şey o kadar kolay değil maalesef ya. Batı medeniyetini tehdit eden şey İslam medeniyeti falan. Onlar biraz boş şeyler. Altı çok kolay doldurulamayacak olan şeyler. Herkes herkesi belli dönemlerde tehdit ediyor. Herkes herkes hakkında belli dönemlerde de tamamen nötr, tehditsiz bir hale geliyor. Yani şu anda bütün dünya genelinde bir İslam düşmanlığı var. Ama Yunanistan'ın Türk'le olan düşmanlığı İslam düşmanlığı değil işte. Yani dini İslam olan geri kalan kimseye derdi yok sorsan. Sınırında Türkiye var diye sadece Türkiye ile böyle bir derdi var. Yani hepsinin garip garip şeyler duruyor altında, sebepler. Ama Demirciyev'in söylediği gibi şeyler de tabii biraz daha haklı. Adam ülkesinde abuk subuk davranan bir topluluğa ait birilerini gördüğü zaman onlardan hoşlanmıyorum abi diyor. Biz de aynı şekilde ülkemizde olan bazı azınlıklarla karşılaştığımız zaman onlardan hoşlanmıyoruz diyoruz. Ve bizimki de ön yargı. Yani 3 tane adam tanımışsın mesela Japon, ben Japonları sevmiyorum diye karar veriyorsun. Ya neye göre sevmiyorsun? Ya da Japonların sana suçlularını göndermişler. Ülkende Japon suçlular var. Bakıyorsun diyorsun ki ya Japonların hepsi suçlu. İşin varsa yukarı çık dedi adam direkt ya. Abi şu adam hakkında bir şeyler biliyor musun? Sen bize ondan bahset. Patronum devamlı ondan bahseder diyor. Bizim elemanın soyunu sopunu araştırmıyor muyduk biz ya? Peki, işlerinden bahset. %50 kazmatik erkekliğimizle her zamanki gibi böyle bir karizma yapalım. Neden işçini koruyup müşterini koruyup duruyorsun? Aa, %50 kazmatikliğiniz tuttu. Evet, Ferhat'ın itiraf etmesini sağla diyor. Ferhat, sen delikanlı değilmişsin biliyor musun? Bir Ferhat'tın ama adın Ferhat'mış sadece, karakterin değilmiş. Nerede olduğunu bilmiyorsun aradığımız adamı ama onu bilecek, nerede olduğunu bulabilecek bilgilere sahipsin değil mi? Hadi, devlet adına buradayım. Oh! Bir de şey yaptı, adamı işinden etti. Bitirdi resmen. Dragonborn. Hayırdır, niye oleyledin? Şöyle bir ateşlemem lazım da oraya doğru biz nereden ateşleyeceğiz ya? Ha, düz aşağı gideceğim önce. Sonra hafif yana doğru döneceğim. Tamam, rotayı çizdim. Benim karakter tam bir Mahmut değil. Tam bir Şakirt. Tam bir kazmatik erkek. Oo, oraya biz nasıl cıracağız oraya ya? İşte, tamam yavrum sakin ol. Desardet. Desardet evim varmış burada benim ve farkında değilim. Şu anda utandım resmen. Ben de orada bile Desardet Residence dedikçe bu Sardet Residence ne diyorum ya? Niye bana bunun yerini gösteriyor? Abi bir giriş var mı buranın etrafında? Dönüp duruyorum çünkü yani henüz daha giremedim ben oraya.
Vallahi oraya girmek nasip olmadı. Etrafında dönüyorum sadece. Şöyle bir bakarken. Vallahi yok ya. Rezalete bak. Benim buraya çıkmak için şuralardan bir yerlerden mi gelmem lazım? Anlamadım ki. Aa, vallahi çıldırmış bu ya. Debt Collector'ı bul diyor. Debt Collector burada. Debt Collector'ın olduğu yere giriş yok. Hocam gel konuşalım. Nedir yani? Business işin nasıl gidiyor? O da güzelmiş. Tamam. Ne zaman istersen geri gel dedi adam. Sağ ol be. Dükkan işletiyorsun zaten yani. Bence de ne zaman istersen geri geleyim. Vallahi galiba girişi buldum. Bak. Bak. Debt collector'ları buldum. Adamı yalnız bırakın. Ne istiyorsun? Kimse sana fikrini sormadı. Belki bu zayıfın arkadaşıdır bunlar da. O zaman onun kaderini paylaşsınlar. Size ne kadar para borçlu? Şimdi 200 parayı ödeyebiliriz. Kağızmatiklik yapalım. Turku 681 hoş geldin kardeşim. Kağızmatiklik yapıyorum bakayım. Kağızmatik bir girişle onları ikna edebilecek miyim? Benim adım Deserdar. Ben komiteye, efendim, meclise, millet meclisine üyeyim. Yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Ve hapse atarız sizi. Abi bugün ne kazmatik bir insanız ya. Yine tuttu karizmatikliğimiz. Vallahi kurtardık. Yoksa beni öldüreceklerdi. İyi ki bunu yaptınız. Merak etme. Ama bu duruma nasıl düştün? Senin gibi yüksek sosyeteden olan biri anlayacaktır. Ve halklar karıştırmışsın belli yani. Karanlık işler çevirmişsin. Karanlık işlere düşmüşsün. Hiç hoş değildi bu yaptığın. Vasko'cuğum seninle bir konuşayım. Deserdar bir şey yapabilir miyim? Hayır, bir şey yapamazsın. Bıraktım seni. Benim senden istediğim şey sadece görevle alakalı bir gelişme. Evet, bunu da ödedik. Debt'i ödemedik. Debt'i ödemedim diye görev mi patladı? Pardon. Bir saniye, anlamadım. O zaman buradaki malı çalarım görev patladıysa. Bak orada da 3 gold varmış zaten. İlginç bir şekilde. Evet, Ali Aydar, Krov, şey yapmayalım. Öyle biraz şey yaptık. Konulara girdik. Ben de çok sevmem ama tartışmaya dediğim gibi. Din, siyaset, politika, efendim böyle şeyler. Siz bizi, beni bekliyorsunuz değil mi? Buradan çıkınca bir şey olacak. Tartışmayalım. Ondan sonra karşılıklı kalpler kırılmasın. Şimdi şuradan Petrus'a git. Scholarship kampa git. Ana görev bunlar. Yan görevde şunlar zaten topluca yapılacak. Bunları geçiyorum. Profesör notu falan Exploration'da bakacaktım. Ha şuna ne diyordu? Belli region'larda kamp kur diyor. Kamp kurmalar var. Ullan emiseriyi uyar. Birkaç gün sonra gel. Birkaç gün geçmiş. First challenge'ı geç. Dur abi o zaman. O zaman ana görev için biz şöyle bir gidelim. Burada başka görevim yok değil mi? Bu kasabada görev yok. Okey abi. Bu kasabadaki görevler bitmiş. Bu kasabadan çıkmam lazım. Kasabanın sonuna kadar gitmeden çıkabileceğim bir yer var mıydı benim burada? Galiba yokmuş. Bu biraz sıkıntı. Yok yok benim canımı sıkmak değil kardeşim estağfurullah ama böyle şeyler insanlar arasında huzursuzluğa yol açar dedim ya. Neden böyle bir şey konuşulmasın deniyorsa şimdi çok küçük kardeşlerimiz de var sonuç olarak burada. Hemen sebebini söyleyeyim. Hani gülelim eğlenelim ciddiyeti bir kenara bırakalım. Burada eğlenmek için hepimiz bulunuyoruz. Hani birbirimize siyasi görüş ya da başka bir şey empoze etmek için değil. Ama şöyle bir şey var.
Matematiksel bir şey konuşursak konuşalım. Ben size doğru yanlış olduğunuza inanıyorsam doğru olan şeyi ispatlarım, tezleriyle birlikte söylerim. Dinde, politik görüşte, futbol taraftarı olmakta, mesela Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ı tutmakta karşı tarafı bir şeye ikna etmemelisiniz. Etmeniz gerekmiyor. Zaten doğru olan etmek değil. Çünkü dini görüş, bir futbol takımı tutmak, politik görüş kişiye özeldir. Buna inanırsın, istersin. Onu yapmak istediğin için yaparsın. Doğru ya da yanlış olduğu için değil. O yüzden bu konuları tartışmak insanların büyük ihtimalle, çok yüksek ihtimalle kavga etmesiyle sonuçlanır. Çünkü bence mesela Siirt Köy Hizmetleri Spor en iyi futbol takımıdır. Sana göre de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor böyle takımlardır. Bunlardan biridir. Şimdi ya benim dediğim de doğru, senin dediğin de doğru. Bir maç yapıldığı zaman %5 ihtimalle de benim takımım yense. Aynen, yani benim takımım yense ben sana derim ki bak ne haber, gördün mü, benim takımım daha iyi. Ya bana göre daha iyi, yani bu sorgulanmaz ki. Dünyada birçok din var. Bunlara inanır insanlar. Nedenini soramazsın. Bir mantıklı yanı vardır. Bir şey yatmıştır kafasına adamın. Ona inanıyordur. Politik görüşte biri bir partiye savunur, öteki öbür partiyi savunur. Ya aslında bunlarda net bir doğru ya da yanlış yoktur. Ama iki kere iki beş dersen birisi çıkıp karşına dört olduğu konusunda seni ikna eder. Çok da kolay eder. Matematiksel formülleri koyar, bir şeyleri koyar. Şöyle bir gidelim. Şuraya gitmemi istiyormuş. Yes. Şövalye 1. Kardeşim, hoş geldin. Hemen sana kısaca söyleyeyim. RPG oyunu, Skyrim misali. Bir tane ana senaryosu var. O ana senaryoyu yaparken yan senaryolar bilmem neler geçiyorsun. Tamamını anlatmak çok uzun süre alır. Ama şöyle söyleyebilirim sana. Biz bir tane anakaradan bir adaya, yerlilerin olduğu bir adaya yerleşim kurmak için gönderilmiş bir birlikte kuzeni vali olan bir tane kişiyiz, soylu. Ve bizim suratımızda var mı o iz bilmiyorum ama insanların suratında da bir çeşit lanetin izi var. Siyah kara bir hastalık, veba gibi. Hem de onun çözümünü aramaya çalışırken başımıza değişik maceralar geliyor. Birden fazla mesleği birden yapabiliyoruz. Sana hemen onu da özet geçeyim. Şöyle değişik skiller kullanabiliyoruz. Değişik özelliklerimiz var. Büyü müyü yapabiliyor. Hırsızlık, her şeyi yapabiliyoruz. Karma olarak. Biz de büyücülük yolunda ilerlemiş, buna emek vermiş ve gerçekten etrafa çok güzel hasar veren, büyüler atan bir karakteriz. Şu anda da etrafa adalet dağıtma. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Sana helal olsun demek istiyorum. Büyüden slalom yaparak kaçabiliyormuş hayvan. Ben bile bilmiyordum yani, bunu şimdi öğrenmiş oldum. Hayvanların büyüden slalom yaparak kaçabildiğini. Şöyle bir kenara kaçayım ben. Size iki tane aduket büyüsü atayım. Yavrum, ben de biliyorum potion içmeyi. Ben de biliyorum potion içmeyi. Bana manam bitti, potion iç deyip durmanıza gerek yok. Bana manam bitti, potion iç diyeceğinize adam, bak şimdi. Adamlarla adam gibi savaşın. Ben de şuradan ona baltayla şöyle bir tane gömçertmek zorunda kalmayayım. Bak, baltayla vurmak zorunda kalıyorum adama ya. Sizin gözünüzden. Aman aman. Bir saniye. İş ciddiye bindi. İş ciddiye bindi şimdi. Ah, ben işte bundan bahsediyordum. Öldüm ya. Püh. Püh. Eyvallah şövalye. Karizmamız da aslında yüksek değil. Karizma tutup duruyordu. Ben de devamlı gülüyordum. Vay arkadaş, bu kadar düşük karizmayla tutturuyoruz falan diye. Biraz önce cimrilik yaptım. Ben normalde büyücüyüm. Bir sürü de iksirim var. Büyülerimi atıp manam bittiğinde mana için büyüleri atmaya devam etmem lazımdı ama cimrilik yaptım. Bu sefer yapmayacağım. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Büyülerimi hızlı hızlı atacağım. Ondan sonra asıl büyümü basacağım. İşte böyle herkes hareketsiz kalır. Ondan sonra da mana içip şöyle sırayla indirmeye devam ederim. Bu arada şöyle büyü atabiliyoruz ama Süpermen yumruğumuz da var böyle, adamların ağzına vurabildiğimiz. Süpermen yumruğu diye. Bu kadar. Yani bir cimrilik yaptım. Efendim, mana içmedim. Ehaliyle büyücülük ittiğimiz için endurance'ımız yok, vigorumuz yok. Çok canımız yok, çok iyi zırhımız yok. Standarttır bu, biliyorsunuz. Büyücüyken sizi defansınızın iyi olmamasıyla lanetlerler. Defansımız da iyi değil, o yüzden bizim skill altar görüyorum orada. Hemen şuursuzca koşmak istiyorum skill altara doğru. Bedavadan skill. Her bir kimsenin isteyeceği bir şeydir. Arkasından bedavadan dayak çıkar mı acaba? Ona doğru giderken.
Vallahi skill altar şuranın üstündeymiş. Yani ona bedavadan gidiş yokmuş. Şimdi bir şeylerle daha savaşmamız gerekecek büyük ihtimalle ona giderken. Siz ikiniz çok cengaver yaratıklar gibi duruyorsunuz. O yüzden şöyle yapacağım. Aa, bir şey söyleyeyim. Ağzını burnunu kırdım senin. Hiç de cengaver değilmişsin. Abu 1. Abu 2. Hop kenara kaçarım. Abu 3. Running out of energy ama galiba yaratıklar da bitti. Enerji de bitti, yaratık da bitti. Aynen öyle. O yüzden sıkıntı yok. Loot. Babacığım, şimdi bir saniye. Dur. Bana bunu gösterdin. Skill altarı gösterdin. Evet. Şimdi onun yanına bir gidiş yolu göstermen lazım bana ki bu yaptığın iş saçma olmasın. Yoksa bu ne saçma iş derler adama. Oraya çıkış yoksa ki oraya çıkış varmış. Mükemmel. Bir skill point daha kazandık. Şöyle bir bakarsak eğer. Aslında skill pointleri bir harcayabiliyoruz zaten ama ben 3 skill pointle alındığını zannettiğim 2 skill pointle alındığını gördüğüm Shadow Burst var şu anda. Mükemmel. Shadow Burst'ü verdim. Shadow Burst yeni bir atak skill'i. Yani normalde benim kardeşlerim yine hatırlatayım sizlere. Biliyorsunuz elimden attığım şu büyüm var. Sağ klikle şöyle atağımı peri yapabiliyorum. Zıplayıp Superman yumruğu atabiliyorum. Şöyle Shadow olarak kaçabiliyorum. Şu anda bir şey daha geldi. Ona da bakalım. Shadow Impact'imiz zaten vardı. Lightning Dash'imiz vardı. Enlightening Protection'ımız vardı. Ne geldi? Bir daha bakıyoruz o zaman. Bir saniye. Şuradan bakmam lazım. Firearm, Spell'ler, Status, Shadow Burst. Ha. Shadow Burst. Shadow Burst'te de Bind diyelim. O zaman 3 diyelim. Potion'lardan Major Health. Health var. Health'e 4 diyelim. Potion'lardan Major Health'e 9 diyelim. Şimdi şöyle bir saydırıyoruz. 3 neydi? Ha? 3 bu. Bir de hareketsiz bırakma. Birimiz de var. 3'e bastığımız zaman etrafımızdaki bütün herkese hasar olarak sağa sola itecek onları. Şuradan yine bir tasdik diyelim. Bir emin olalım. Knock back and deal magic damage to all enemies around the caster. Evet, sağa sola kaçmak yerine. Magical damage 485. Yani Shadow Missile'ımız normalde bizim kaç vuruyordu? 200-300 vuruyordu. Bu 400 vuracak. Stun edecek. 4 metre kenara itecek hepsini. Falan filan. Bakalım. Çok güzel gibi duruyor. Şimdi kaydettik. Map'imizi açtık. Aslında gitmemiz gereken yer şurası bizim. Değil mi? Soru işaretleri dolu bir yer. Dünyanın öbür tarafını çok da keşfetmemize gerek yok. O tarafa doğru bir şöyle yolculuğa çıkalım. İki ile herkesi hareketsiz bırakıyoruz. Bir ile bir kişiyi donduruyoruz sadece. Bir kişiyi hareketsiz bırakıyoruz. Üç ile milleti sağa sola doğru itip şunları toplamamız lazım. Bu arada gözümüzden kaçırmamamız gereken şeyler bunlar. Çünkü mavilerle mana kırmızılarla can iksiri yapıyorum yanılmıyorsam. Bakalım Boraj. Bir aklımızda bulunsun. Ben renk olarak da öyle bana çağrışım yapmış. Saçmalıyor olabilirim. Mavi mana, kırmızı can diye. Çünkü biliyorsunuz bunlar oyunlarda kimsenin özellikle konuşmadan firmaların birbiriyle anlaştığı şeylerdir. Kimse bir yerde hadi mavi mana kırmızı can olsun demez ama bütün oyunlarda mavi mana kırmızı da health'tir. Ah. Buralardansın değil mi? Yerlilerden farklısın. Evet. Tüccarlar Birliği'ndenim. Ben Serdar. Ben kız kardeş Efsia. Telemedeki yobazların arasından geldi. Kardinal bilmem ne hede höde. O zaman sizinle buradaki kafirler hakkında konuşalım. Yusuf X Real, hoş geldin kardeşim. Peki, kafirler hakkında ne düşündüğünü anladım. Bak, konuşma gerçekleşti. Sizin bu kasabaya gelişiniz hakkında konuşalım bir de. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi izninizle aşağı doğru ineceğim. İzninizle şöyle bir gideceğim. Ha, dedim ki burada soru işareti var. Burası benim kamp alanımmış. Size söylediğim şeyi de bir görmek istedim. Merak ettim. Hemen şöyle bir gerçekten kontrol edeyim. Health Potion'ı Hawthorne'dan yapıyor. Evet abi. Magic Potion'ı Boraj'dan gerçekten salladım tutmuş. Mavi olandan mana, kırmızı olandan can yapılıyormuş.
Demek ki bu oyunda standardın çok uzağına gidememiş. Evet, burada villager'ın home'u var. Villager'ı sorgula var. Burada şefle konuş var. Güzel. Yine bir yerli yerleşkesine geldik. Bir sürü klan var bu arada bu adada var ya. Onlarca farklı klan var. Hangi biriyle ne yapsak bilemedim. Hepsi de garip bir ibadet içinde böyle kalmışlar. İçlerine çökmüşler. Kro Yusuf aleyküm selam kardeşim. Sağlığım yani iyi. Kan sulandırıcı ilaçları kullanıyorum. Bacaklarımı uzatarak bilgisayarın başında duruyorum. Falan. İyi kötü idare ediyoruz yani bir şekilde. Sağ olasın sorduğun için. Bu adamı sorguladık şimdi. Bunu tamamladık en azından. Şimdi şurada bir tane asıl Baba Torik var. Bir kişisi. İhtiyarı kasabanın. Bakalım ihtiyar ne diyecek bize? İhtiyar heyeti. Konuş ihtiyar. İhtiyar dediğim kadın çıktı ya. Ayıp ettik şimdi hanımefendiye yani ihtiyar deyip. Ne arıyorsun? İnanışların nedir? Her şeyin parçası olduğumuza inanıyoruz. Tamam. Mutluluk içimizde diyorsun. Ritüellerinizi söyle. Daha önce de böyle sorular duydum. Dışarıdaki kadının adına soruyorsun, değil mi? Bu sizi ilgilendirmez. Yeter, yeterince konuştum dedi, sinirlendi. Yani demek ki yerleri tanımaya çalışıyoruz, şey diyoruz. Tamam hocam yani inanışınıza karışmayalım. Herkesin dini kendine ama ya nasıl ritüel yapıyorsunuz? Şimdi kedimedi kesiyorsanız orada bir yanlışlık var. Orada bir müdahale etmemiz lazım size. Böyle sıkıntılara düşmeyelim lütfen. Şurayı bir investigate et demiş. Nereye edeceğim acaba investigate? Böyle mi edeceğim? Oraya gidemiyorum ki. Nasıl edeyim abi orayı ben? Yo. Village inhabitantlarıyla konuş demiş. Pardon, yerlilerle konuş diyor. Baksana bana. Ya bu yerliler konuşmuyor ki. Konuşabilecek olanlar bunlar demek ki. Ötekiler konuşamaz gillerden. Bizi yalnız bırak. Terbiyesiz ibadetteyim görmüyor musun? Aranızdan bir tane konuşacak olan yok mu ya? Allah Allah. Çok garip kokuyorsun git buradan. Böyle diyen de çıktı yani. Bakmayın. Çok delişik bir insansın. Buradan git lütfen dedi bana. Cemiyetül derviş. Kesinlikle. Sen küfür ediyor gibi konuşuyorsun yalnız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ses tonuna dikkatli ol. Aklını alırım. Ha? Bulduk. Bir şey mi istiyorsun? Ya sizin bu örgüt nedir hocam? Bir anlatsana. Gel biz oyun oynayalım. Soruma cevap ver, ben seninkine cevap vereyim. Madem tek çözüm bu, tamam. Eğleneceğiz ama dikkatli ol, yalan yok. Geldiğin yerin adı ne? Seren'den geldim. Gerçekten mi? Oradan geliyor olabilirsin ama orası senin toprakların değil. Ne diyelim? Ritüelleri soralım. Ne yapıyorsunuz tam olarak ayinlerimizde? Oo, seni ne ilgilendiriyor anladım. Neden savaşlarımız çok güçlü bunu anlamak istiyorsun. Ama bir cevabım yok. Bu bir giz. Bize kutsaması bu toprağın. Benim buraya gelenlerle herhangi bir bağım yok. Kendi başıma hareket ediyorum. Yalnız bir şeye cevap veriyoruz. Kadın diyor ki öyle diyorsun ama aslında böyle söylemek istiyorsun. Yani ne desek beğenmiyor kesinlikle bizi. Diyelim ki iblislerle alakalı. İblislerle alakalı bir şey biliyor musun? İblis mi? Ruhları böyle mi çağırıyorlar? Ruhlar her yerdedir. Bizim içimizde, ağaçta,
Baharda her yerde. Bak bu mantıklı biraz ama bir yandan da biraz şamanist gibi duruyor. Şüphelendim de bak biletinizi kesebilirim her an. Bu eğlenceliydi dedi. Pişt, biraz daha oyun oynasak. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.